Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir kart açılışıyla sizinleyim. Arkadaşlar bu arada bayramınız kutlu olsun diyorum şimdiden. Bayramdan sonra ancak bir sonraki video gelir. Bayramdan sonra da çekilişlerinizi yapacağım arkadaşlar. Kartları bol bol göndereceğim. Bu ara işler yoğun diye çekiliş yapamadım. Kusura bakmayın. Ama video açılışlarından da eksik etmedim sizi. Söz verdiğim gibi bayramdan sonra çekilişleri yapacağım. Çekilişe katılmak için abone olun, like atın, bildirimler açın ve en önemlisi yorum yazın. Yorum yazanlar arasından çekilişi yapacağım arkadaşlar. Euro 2024 hologramlı kartlar ve tasolar. Arkadaşlar bu kutunun içinde hem hologramlı kart ve taso var arkadaşlar. Euro 2024. Şöyle kutunun etrafını göstereyim. Şurada yine forma kazanma falan diyor ama tabii hikaye onlar. Tırışka. Bize hiçbir zaman forma morma çıkmıyor tabii ki arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şöyle kartları açmaya başlayacağız arkadaşlar. Kutuyu gösterdikten sonra şöyle hemen kartlarımızı, kutumuzu açalım bakalım. Euro 2024 hologram kart ve taso. Acaba kaç tane hologramlı kart var? Kaç tane taso var? Bir kutunun içerisinde şöyle hemen açalım bakalım arkadaşlar. Merak ediyoruz. Merak ettik. Ettiğimizi bulduk. Bakayım içinde kaldı mı? Kalmadı. Evet. Kaç tane taso var? 1, 2, 3 tane taso var. İlk tasomuzu hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Liverpool'dan Van Dijk şöyle hemen. Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'den tasolar bu şekilde. Robert Lewandowski'nin tasosu çıktı. Tabi tasolar her zamanki gibi. Hologramlı kartlara geçelim. Arkadaşlar şu şekilde hemen göstereyim ben size. Kartları, hologramlı kartları da hepsini ayrı ayrı yapmışlar. 3 taso, 3 tane de kart çıkıyor içerisinden. Arkadaşlar Bastoni çıktı ve şöyle hemen göstermiş olalım. Kartlar hakkında ve kutu hakkında düşüncelerinizi merak ediyorum arkadaşlar. Böyle hologram ve taso çıkması sizce nasıl? Tasolar biraz ince ama böyle o iğrenç plastik kokusu gibi bir şey yok. Merak etmeyin, gayet güzel duruyor. Hani şöyle biraz esnek, çıt diye kırılacak bir taso değil. Şöyle arkadaşlar hemen göstereyim. Bayern Münih'ten, şöyle hemen Arsenal'den ve Beşiktaş'tan futbolcuları koymuşlar tasoya. Şurada da kartların arka yüzeyi böyle ve hologramlı kartları da şöyle gösterelim hemen. Kerem Aktürkoğlu Türkiye Galatasaray diye yazmışlar böyle. Şöyle bir fotoğrafını koymuşlar. Bakalım başka kimler çıkacak arkadaşlar. Bayern Münihli oyuncu, Manchester City oyuncu şöyle güzel yapmışlar bilmiyorum ama siz ne düşünüyorsunuz kartlar hakkında? Umarım hepsi aynı çıkmaz da şöyle güzel bir açılış olur. Ben beğendim şahsen, farklı bir şey yapmışlar. 3 tane taso, 3 tane kart şeklinde yapmaları güzel olmuş. Lukaku çıktı arkadaşlar bir tane. Şöyle santrafor falan diye de kocaman kocaman yazmışlar. Aşağıda hız, şut, pas falan hepsi var arkadaşlar. Luka Modric çıktı arkadaşlar. Merkez orta saha yazmışlar. Şöyle sol açık Rafael Leao çıktı arkadaşlar. Buradan hemen Musa Dibay çıktı. Aston Villa. Farklı farklı futbolcular çıkıyor. Güzel. Pellegrini arkadaşlar. Şurada bakalım Batshuayi çıktı arkadaşlar. Fenerbahçe Batshuayi çıktı. Şöyle bakalım başka kimler var. Hemen şöyle bütün kartları açmaya devam edelim. Şöyle yani güzel yapmışlar. Arkadaki bütün futbolcuları da farklı farklı yapmışlar. Değişik değişik yapmışlar. Güzel olmuş yani. Bakın arkalarında her birinin farklı futbolcular var. Şöyle hemen Rafael çıktı arkadaşlar. Şuradan. Şöyle hemen Luke Shaw çıktı. Ve Sörni çıktı. Leo Dubois çıktı arkadaşlar. Başakşehir'den. Donnarumma arkadaşlar. PSG'den. Tasolar da fena değil. Güzel bence arkadaşlar. Tasolar hani öbürü çok kalındı. Çıt diye kırılıyordu. Bu esniyor mesniyor böyle. Fena değil yani. Ben beğendim. Yine de güzel yani. Kart, tasolar da kartlar da güzel. Yani direkt normal kart yok. İçinde direkt hologramlı çıkıyor. 3 hologramlı kart çıkıyordu. Bundan 2 tane mi çıktı? Evet bundan 2 tane çıktı. Niye böyle yapmışlar? Malzemeden çalmışlar. Erling Haaland çıktı arkadaşlar. Şöyle kartları gösterdikten sonra Benzema arkadaşlar. Benzema çıktı bir tane. Oliveira, Sergio Oliveira çıktı arkadaşlar. Burada João Cancelo çıktı Barcelona'dan. Bakalım burada kimleri çıkartacağız? Yani standart 3 tane çıkıyor. Evet buna eksik çıkmadı bak mesela. Bu gayet iyi. Kartların arkalarını hepsini farklı farklı yapmalarını da hoşuma gitti yani. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Hugo Lloris çıktı.
Şöyle kartları gösterdikten sonra da Taso'ya geçelim. İrfan Can Kahveci çıktı Fenerbahçe'den. Şöyle Ndidi çıktı. Wilfred Ndidi. Şöyle Ramos olan çok farklı futbolcular var arkadaşlar. Standart futbolcuları koymamışlar. Güzel olmuş. Ben beğendim yani. Hep aynı futbolcular falan çıkıyordu. Kartlar falan da hep farklı farklı çıktı. Güzel yani. Şöyle arkalarını da göstereyim kartların. Aa bakın kimi buldum arkadaşlar. Şöyle hemen İlkay Gündoğan çıktı arkadaşlar. Merkez orta sahadan. Şöyle Lobotka çıktı. Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu çıktı arkadaşlar. Bir tane. Tasolardan bakalım kim çıkacak. Güzel ya. Ben beğendim yani. Alınır. Alınır mı? Alınır. Nicolo Barella çıktı arkadaşlar. Inter'den. Şöyle hemen Leverkusen'den oyuncuyu da gösterelim. Farklı farklı olmuş. Kutular da farklı farklı olmuş arkadaşlar. Yani kutuları da böyle aynı basmamışlar. Güzel bir tane taso içerisinde unuttuk. Hemen onu da alalım. Thomas arkadaşlar. Soucek. Jan Sommer çıktı arkadaşlar. Buradan da Sesko çıktı. Benjamin Sesko. Şöyle hemen Fernandez çıktı arkadaşlar. Burada Fabian Ruiz çıktı. Bir tane. Burada da Mikel Crespo çıktı arkadaşlar. Fenerbahçeli oyuncu Crespo'yu da bulmuş olduk. Bakalım burada kimler çıkacak. Evet. Şöyle hemen bakıyoruz. Lewandowski çıktı bir tane. Arkadaşlar. Robertson Liverpool'dan. Şöyle Casemiro çıktı arkadaşlar. Tasolar da güzel olmuş. Kartlar da güzel olmuş. Bakalım böyle birleşik çıkıyor demek ki normalde. Şöyle arkadaşlar göstereyim ben size. Kartları Memphis Depay falan çıktı. Güzel. İçerisinde kaç tane kart var yazmışlar mı? 24 adet kutu varmış içerisinde. Her birinden 6 tane çıkıyor. Yani 3 kart 3 taso şeklinde çıkıyor. Sizler için bütün hepsinin açılışını yapıyorum arkadaşlar. Şöyle ben diyorum lan nereye gitti? Heh, Thomas Müller, Musiala, Jamal Musiala çıktı arkadaşlar. Morata çıktı. Yani hiç aynı kart çıkmadı herhalde. Bambaşka kartlar çıktı. Güzel. Donnarumma çıktı. Tasolardan da hep farklı çıkıyor. Fark ettiniz mi ama Bonucci çıktı. Şurada da David. Lille'de oynayan David. Vay be. Her birini farklı farklı yapıp kutuya da güzelce koymaları hoşuma gitti yani. Şöyle hemen arkadaşlar tasoları da gösteriyorum ben size. Oha bunun içinden 4 tane taso çıktı arkadaşlar. Şöyle Ansu Fati çıktı mesela burada. Burada İrfan Can Eğribayat çıktı. 3 tane kart 4 taso çıktı. Onu tam ayarlayamamışlar. Şöyle hemen güzel. Beğendim. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar bu kartlar hakkında? Hadi bakalım YouTube'un en iyi kart açıcısı diye yorum yazıyorsunuz. Çok hoşuma gidiyor. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Bayramı nerede geçireceksiniz arkadaşlar? Memleketinize falan mı gideceksiniz yoksa olduğunuz şehirde mi? Bunu merak ediyorum. Ben bayramda Ankara'da olacağım. Kimler Ankara'da? Yorum yazın bakalım. Edin Dzeko. Allah düştü be. Edin Dzeko yine yere düştü be. Tüh. Şöyle Victor Hugo. Şöyle arkadaşlar James çıktı. Bakalım burada kim çıkıyor. Şöyle hemen tamam çıkardık. Şuradan Simon çıktı arkadaşlar. Sörni çıktı. Ve Uğurcan Çakır çıktı arkadaşlar. Hologramlı olarak. Burada kim çıkıyor? Lan yine Edin Dzeko yine düştü be. Lan yine mi düştün kak ya? Tamam. Şöyle evet arkadaşlar Bellingham çıktı. Şurada Frenkie de Jong çıktı arkadaşlar. Burada da bakalım başka kimleri çıkartacağız. Fenerbahçe ligden çekileceğim falan diyordu ama 3 ay erteledim dedi sonra. Çekilmedi arkadaşlar bu arada. Şöyle hemen tabii çekilmesini isteyenler var mı bilmiyorum ama bence çekilmesin ya. Lig daha eğlenceli. Luka Modric, Romelu Lukaku çıktı ve Luke Shaw çıktı arkadaşlar buradan. Şuradan kim çıkacak? Griezmann çıktı. Kylian Mbappe'nin tasosunu çıkardık arkadaşlar. Mbappe, Kylian Mbappe. Fernando Muslera arkadaşlar. Fernando Muslera'nın da tasosunu çıkarmış olduk. Böyle taso farklı bir eğlence olmuş ya. Hem kart hem taso çıkması güzel yani. Şurada Luka Modric full hologramlı arkadaşlar kartlar. De Jong çıktı. Buradan da Kasper Schmeichel mıdır nedir? Arda Güler çıktı arkadaşlar. Arda Güler'in tasosunu da bulduk. Real Madrid Arda Güler.
Zeki Çelik, Roma. Şöyle arkadaşlar, Valverde, onun da tasosunu bulmuş olduk. Bütün kutuyu gösteriyorum size. Bütün kartları ve tasoları gösteriyorum. Leonardo Bonucci arkadaşlar. Luka Modric. Şöyle Luke Shaw çıktı yine. Niye odaklamadın bunu? Heh. Şöyle heh, tamam oldu. Şöyle Mason Mount çıktı. Taso olarak da Tonali çıktı. Şurada Ederson çıktı arkadaşlar. Euro 2024 hologramlı ve tasolu kartları size gösteriyorum. Hologramlı kartlar ve tasolar. Şöyle hemen hepsini gösteriyorum. Bernardo Silva, Frank de Jong çıktı. Buradan bakalım kim çıkıyor. Ederson, Manchester City Ederson, Kylian Mbappe ve Marcus Rashford çıktı. Buradan da bakayım burada kimler çıkacak. Burayı da açalım bakalım. Buradan kimler kimler varmış. Kimler? Aa, iki kart çıktı içerisinden yine. Locatelli ve arkadaşlar Hernandez çıktı. Lucas Hernandez çıktı. Burada Ruben Diaz çıktı Manchester City'den. Neymar. Arkadaşlar Neymar'ı da bulmuş olduk. Edward Mendy. Mendy'yi de çıkardık. Şöyle kutunun içinde böyle sallanıyor falan, güzel ya. İyi iyi. Beğendim yani. Hani alınır mı? Alınır kesinlikle. Bakalım sizlere neler çıkacak. Bu kartlardan sizin oralarda var mı tabi bilmiyorum ama Trendyol'da falan var, alabilirsiniz. Rabel Embelo çıktı. Leonardo Bonucci ve Breck Lao çıktı. Burada Hurst çıktı. Rafinha arkadaşlar. Rafinha çıktı. Muleka çıktı. Jackson Muleka. Bakayım buradan kimleri çıkartacağız. Şöyle hemen açalım bakalım burada kimler var. Şuradan sol bek Rafael Guerrillo bilmem ne çıktı. Şuradan kim çıkacak? Santrafor Anthony Griezmann çıktı arkadaşlar. Şöyle hemen kartları gösteriyorum. Mikel Crespo çıktı. Dorukan Toköz çıktı arkadaşlar. Burada da Yunus Akgün. Yunus Akgün çıktı arkadaşlar. Şöyle hemen bakayım burada kim var. Kimler var. Şöyle hemen tüm kartları yine açalım. Hırvatistanlı oyuncular çıkmaya başladı arkadaşlar. Breck Lao çıktı. Donnarumma çıktı. Burada bakayım. Serge Gnabry çıktı. Burada Groska çıktı. Burada da Hugo Lloris çıktı arkadaşlar. Şöyle hemen gösterelim. Son 3 kutu kaldı arkadaşlar. Bayağı rahat açıldı. Çünkü içerisinde bol bol kart yok. 3 tane kart standart olarak, 3 tane kart, 3 tane de taso çıkıyor. Bence güzel. Pellegrini, Livakovic çıktı arkadaşlar. Kaleci Livakovic. Şurada İrfan Can Eğribayat Fenerbahçe'den yine. Frank De Jong çıktı arkadaşlar. Fernando Muslera'nın bir tasosu daha çıktı. 2 tane Fernando Muslera çıktı. Yani düşünsenize, koca kutuda 2 tane Fernando Muslera çıkıyor. Güzel yani. Farklı farklı çıktığını gösterir bu. Şöyle kartların arka yüzünü de göstermiş olayım size. Onları bile farklı farklı yapmışlar. Anthony Griezmann. Şöyle kartları gösterdikten sonra burada ki tasoları da şöyle göstereyim ben size arkadaşlar. Bruno Fernandes falan çıktı. Allah biri düştü. Neyse alamayacağım, onu sonra gösteririm artık. Son kutu sanırım. Evet, son kutuyu da açıyoruz arkadaşlar. Bakalım burada kim çıkacak. İsmini okuyamıyorum inanın. Böyle bir arkadaş çıktı. Şöyle Alexander Arnold çıktı arkadaşlar. Burada da bunu da okuyamıyorum. Okuyan varsa yazsın yani, bir zahmet. Şöyle arkadaşlar Jude Bellingham çıktı. Emre Mor çıktı arkadaşlar. Emre Mor'u göstereyim ben size. Ve Larsen çıktı. Evet arkadaşlar, bütün kutunun açılışını yaptık. Euro 2024 hologramlı kartlar ve tasolar hepsi bir kutunun içerisinde. 3 tane kart, 3 tane taso şeklinde yapmışlar. Güzel olmuş bence. Kutunun tasarımı falan da hoş duruyor. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bu tasolar hakkında yorum yazmayı, çekilişe katılmak için like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.